Ya şunu bir indirin artık be. Bak oğlum, siz zannediyor musunuz ki ben evlilikten korkuyorum? Filmi bıraktım. Seviştim. Sevişmeyi bıraktım. Filmi izledim. Ben buna Eren Aktan renklisi diyorum. Allah kahretsin lan, ben düz durup duvara bakacağım. Oh. Yalayarak ha. Oh. Oh. Oh, bir beş daha ver. Sen bir Merkür Retrosu'na girmiş gibisin. Turgut'cum, bu bölümün ağırlığı bizde. Çünkü ikisi de getirdiler hanımları, perdenin arkasında oturttular, bunlar konuşamazlar. Hatta bir tanesi evlilik teklif etmiş. Ne? İyi ki doğdun. Allah kurtarsın kardeşim. Elini uzatınca direkt yüzü takasın beni yapma. Nasıl ettin lan? Nasıl ettiğimden ziyade ben şunu aslında bir arkadaş için özellikle soruyorum ben daha çok. Hani hangi noktada artık evlilik teklif etmek artık noktasına geldin? Artık çıkmış noktasında. Yani boku çıkmaktan kasıt çok uzadı. Çok fazla beklenildi. Mecbur kalmış, evet, gibi oldu. Mecbur kalmış gibi değil. Artık zamanı geldi. Öyle bir beklenti oluşmuştu. Evet, artık yani en zamanı geldik. O beklenti, bir dakika, beklenti demişken böyle yemek yerken falan ne zaman? Tabii yemek yerken tam artık böyle dururken yüzük de cebimde bir tam. Sen beni oyalıyor musun? Damacının arasına falan sarmaca, öyle bir şey. Onu yani. Bak düşünün, bu şaka çok yapıldı. Çok yaptım. Abi leş yapma olur yani. Aa. Yani direkt yüzü yutarım. Çünkü yemek çok güzel bir öyle şey. Öyle çok saçma bir şeydi ama. Ne evet. yaptın peki? Bir şey yapma, yemek yiyorduk. Zaten yemek yerken çok da gerek ama cebindeydi. Yani cebindeydi. Sen o gün tabii evet. İşte yani. Evden öyle ama çıktın. Ben güzel, bugün teklif edeceğim. Ama zaten güzel bir yere gidince hani abi, bir fancy bir yere gidince nereden niye bu fancy yere oğlum bu adam da ama bir ben anda yalacak bir şey ediyorum, yok mu? Bir tane PS1 içinde pat basıyor, açılıyor. Yapmam onun içinde. Ya bir de bir dakika. Hemen yapamam, ölürüm. Çizi mi? Hemen... Başka nerede gördün bunu lan? Ya oğlum hemen seviyeyi şunu... çok düşürdüm bu arada. Senden çok büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz. Batu hiç şey yapmamış. Ya niye yapmamış? Şimdi içimden geldi. Abi güzel bir yemek yedik, böyle güzel, çok da güzel bir mekan. Nişantaşı'nda geliyor. Nişantaşı'nda güzel bir Spago diye bir yer var. Tam oraya. Biz çöktün mü? Çöktüm. Bu arada yani alkolün içine atmak mantıklı da yemeğe koymak inanılmaz saçma. Alkol en azından zaten dezenfekte eden bir şey. Yani yemeğin kalıntısı falan kalır yani. Onu da içerim dedi. O espriyi de yaptım. Ya, yok zaten yapmayın. Bütün hepsi yani. Denaylandı. Hani böyle esprinlik babında şey yap. Hepsi full denay yani. Ha, sen bayağı sordun. Şöyle yapsam nasıl olur? Böyle yapsam yok, nasıl hani olur? Espri... Seni nasıl mutlu edebilirim? Espri şeyinde geçiyor şimdi. Hani böyle yok mu koymam yemeğin içine? Yok. Hani direkt insan böyle gülmüyordu. Yani yok. Not alayım. Yok. Çiziyor böyle değil mi? Allah kahretsin. Sonra bir anda mı diz çöktün? Nasıl oldu? O da evreye nasıl geçirdi? Yok, zaten tahmin ediyorsun yani. Bak bak nasıl merak ediyor. Yarın bir gün başına geliyor. Yemeğe gidiyor abi, marabay. Ya zaten yemeğe gidiyorsun. Yemeği zaten şey yaparken, restoranı aradığında... Yemeğe gitmek kısmını biliyorum, daha önce yaptım. Evet. Ama restoranı arayıp bir şey yapıyorsun, rezervasyon yapıyorsun, diyorsun ki teklif edeceğim. Evet, kemanlar falan mı? Hayır, oraya Spider-Man'deki yani güzel bir yere seçiyorlar. Eninde sonra adam da biliyor. Adam da bildiği için adamın hani, bilmesi bana ne katıyor? Müzik çalabilir. Yok, müzik çalmadan da daha çok en azından şey yapıyor. Sana mesela boş zaman yaratmaya çalışıyor. Evet, şey falan diyorlar diye biliyorum. Mesela o gün aynı yerde mesela doğum günü kutlanılacaksa işte birazdan bir doğum günü kutlamamız olacak falan diye de şey yapıyor ki bekle vesaire falan. Evet, yani. Bu evlilikte yani, arkada şey var. Evet ya. Aynen bizde vardı arkada yan masada biri patlattı böyle. Ha mesela. Diye. Heads up yapıyor falan evet. Yani. Olanlar. Ya o yüzden ondan sonra biz zaten bekledim. Tatlıdan sonra. Tatlıdan önce yapacaktım. Yandakiler doğum günü kutladı. Bu şey uzadı. Arkadakiler kalktı. Tam heyecan yapacağım. Heyecan yapmıştır bu. Hayır. Aa. Nargile kafeye mi gittiniz? Ya, ya hayır orada mı? Yani lüks bir nargile var. Kafe ama. Hukka. Hukka. Yanında şey geliyor arabayla. Abi ondan sonra tam yapacağım. Ya yanında arkadakiler ödeyip kalkası geldi. Ödeyemediler. Allah'ım yarabbim, çocuk bir kredi kartını denedi. İkinciyi denedi. Ya, size ne oğlum bunlar? Ya, ödeyip siktirin gidin desek mi? Garson yanında bekliyor. Ha. Ya artık ben yani bıktım lan, siktir git. Allah Allah. Hemen post makinesini alıp diş çökseydim böyle. Yok ben şey yapacaktım arkadaş. Şeydi mi böyle? Hesap şeyinde geliyor defterinde. Piş bitmiş açıyor yüzük. Dur. Ne alaka? O çok iyi oluyordu. Ondan sonra abi işte bitti her şey. Artık tatlı da bitti. Artık dedim ya kalkacağız, gideceğiz, eve gideceğiz. Geçiyor. Yolda ötüyor. Evet, yolda artık. En noktasında o. Ondan sonra teklif yaptım. Alkış falan koptu. Alkış koptu. Onu merak ediyorum. Evet dediğimi bilmiyorsun. Ağladı mı? Demedi. Yok niye ağlamadı? Niye? Niye ne demek niye? İnsanlar ağlıyor oğlum. Ne demek ağlamadı lan? Gelin oldu tabii ki ağlayacağım. Evde kalmadığına göre. Yok ya bir şey yok. İçeride de bu arada kız arkadaşınla beraber çok güzel yan yana otururken böyle bir baktım çok tatlısınız ikiniz de. Onda bir sıkıntı hayırdır yok. Hayırdır oğlum be ya. Sadece şunu söyleyeceğim. Siz ne kadar bir teoremi buradan aslında şey yapacağım. Hadi bakalım. Ne derler onun adına?
Şunu soracağım. Ne kadar zamandır berabersiniz? Sen 2 sene. Bu çocuğu 10 bölümdür sıkıştırıyorsun. Evet ya. Şimdi CRM'si bir şekilde döndü. Konuşurum. Hadi bakalım. Yapıştır be. Vur. 2 senedir berabersiniz. Hani şey hani bir yerden sonra aslında beraber yaşamaya gibi dönüyor bir yerden sonra. Bayıyor falan. Sen bu kıza oyalıyor musun? Evet. Konu hiç o değildi bu arada gerçekten. Şey yani sonra beraber yani çok vakit geçiriyorsunuz ya işte zaten beraber yaşıyormuş gibi olmuyor eve çıkmış gibi olmuyor. Doğru. Beraber de yaşıyorsunuz değil mi? Sayılır evet. Bunu nasıl anladım zaten biliyor musun? Sormadan önce de anlamıştım. Benim şöyle bir teorim var. Sadece aslında insanlar değil bütün hani beraber yaşayan canlılar dün gece camdan sizi izledim. Birbirine benzemeye başlıyor ve siz hakikaten birbirinize benzemeye başlamışsınız. Profilden şeyi dinliyorum. Turgut'un akıl hastasıyım. Turgut'u dinlerken ikiniz de profilden baktım biraz birbirinize benzemeye başlamışsınız. Aa, teşekkür ederiz. Güzel şey bu. Batu ile Ninsu çok birbirlerine benzemiyor ama kedileri Batu ile Ninsu'ya benziyor. Evet doğru kedi doğru, benziyor. Canlı kısmında oradan şey yapmıştım. Benim böyle bir teorim var ki zaten gerçi bu klasik de bir geyiktir. Hani Ravşan Ecevit ve rahmetli Bülent Ecevit'in çok benzemesinden. Eren hanımefendiye benzemeye başlamış. O kadarını bilmiyorum. Sonuçta öncesini tanımadığım için ikisini de. Sen Eren bir güzelleşti son zamanlarda. Ya, evet o yüzden evet. Onun olabilir. Senin doğru. İşine yarıyor. Sana da benzeyebilirdi kız. Yani. Aa, ya. Şimdi sizin seks hayatınıza girelim. Ben çok sıkıştım. Sıkıştım. Yani böyle bir teorim çok zorlandı. Vardı. Yok canım. Evet, terlemeye başladı bir anda. Şimdi durduk yere bak bunlar konuşuldu, beklenti yaratıldı. Evet. Oğlum şöyle siz zannediyorsunuz ki ben evlilikten korkuyorum. Ben evlenmek istiyorum oğlum, ben nefesi çocuk istiyorum. Kesildi, ben direkt sen çocuk mu istiyorsun? Seneye çocuk yapmak istiyorum ben. Ben baba hemen. Yanlış insan ter döküyor şu an. Hemen çocuk yapmak istiyorum. Şu an yanlış insan ter döküyor. Şu an evlenemem, seneye anca yetişir çocuk. Oğlum arkadan korku sesi geldi. Ne? Camdan atlıyor şu an. Çok ben çok istiyorum oğlum. Ben baba olmayı çok istiyorum. Çok seviyorum çocukları. Deliriyorum. Ben sevmiyorum. Ha? Ben bakarım. Sen istiyor musun? Ben uçakta isterim ama uçakta çok rahatsız. Uçağa bindirmeyiz ya. Ben galiba sadece yeğenimi seviyorum bu arada ya. Yani tamam çocuğu olunca seviyorsun işte. Ben çok isterim. El mahkum. Çok isterim. Abi Loki var. Bu tip konular açılımda hep şöyle denir. Senden çok iyi baba olur. Evet. Hiç öyle bir vibe vermiyorsun. Sen. Senle birlikte yaşamıyoruz. Çünkü ben çok iyi baba olurum. Hayır, bir kötü bir baba olursun gibi de bir vibe vermiyorsun ben ama. Ben çok makara ekstra, baba olurum. Ya şunu bir indirin artık be. Bak bu ne? Allah Allah yok lan. Sevgili seyirciler bu ne ya? Senden de baba olmazmış falan. Çocuğa böyle davranıyor. Ya kırık şunu lan. Çocuğun şu an ne eğlencesini bitirdin lan. Evet. Gelişimi durdu çocuğun. Yani sünnet etti çocuğun. Oğlum. Alarm çaldı gece boyunca. Binanın yanında İş merkezi gibi bir şey var. Ha. Han mıdır artık nedir? Bence dolandırıcı onlara bu arada. Yani çünkü hiçbir isim yok dışarıda ve içeride birileri çalışıyor. Ha. Ve gecenin 3'ü gibi alarm çalmaya başladı. Ve bütün mahalle inliyor. Dağıt, 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 dağıt. Oğlum biri şey demez mi? Bu ne oluyor? Evet bizde de var o evet. Bu sadece şey demiyorum. Alarm şirketi de demiyor mu ne oluyor? Artık belki de hırsız yani. Giriyor ya. Alarm şirketi yok büyük ihtimalle. Yani alarm değil mi? Şey alarm sadece böyle. Ses çıkaran. Evet, evet bizim markette de var. Kendi kendine çalıyor ve sabaha kadar çalıyor. Bizim apartmanın yangın alarmı. Sen evet geçen 40 demiştin. 40 dakika çaldı. Ben güvenliği uyardım. Aa öyle mi deyip kapattı. Oğlum 4 saat çaldı. 4 saat. Oh o da. O bu ney bu yani? Aramadın mı? Ben neyi arayacağım? Ulan polisi mi arayacağım? Gelin alarmı durdurun diye. Öyle bir şey. Abi. Onun yerine uyumadım. Yani neden? Çok akıllıca olmuş. Yani. Kulaklık takmayı akıl edebildik mi? Hayır. O zaman şimdi mi aklına geldi? Yok kulaklık takmak bilmiyorum. Yani akıl etmedim evet. Ya kulağının içinde şey. Müzikle de uyuyamayabilirsin. Hayır müzik de onların ses gürültü engelleyicileri var ya. O yani o sesi mümkün değil. Şey, eder yani. Eder ya. Eder ama çok iyi yapıyor. Tık diye müzik diye. Dinlemediğin zaman o gürültü engelleyiciler bum diye bir şey veriyor ya. Şey böyle uçağa binmiş gibi tık diye tıkanıyor bir anda. Ben askerdeyken askere girmeyeceğim ama müzik dinleyerek uyuyordu. Çünkü orada başka şansın yok. O kadar insanın arasında oho. Ben sesle çok rahat uyurum. Işık, ses, uyuma konusunda benim hiçbir derdim yok. Yani 4 kişi yurtta kaldım 4 sene boyunca. Dota mı oynanmadı, şey mi yapılmadı? Biri 4'te yatar, biri 11'de yatar. Birisi uyumaz. Umurumda değil. Işık açık, kapalı. Böyle direkt yattım, tık uyudum. Görüşürüz, kendinize iyi bakın. Ama düzensiz sesle bak şu ses var şu an yayın şeye videoya gitmiyordur. Fön makinesi sesi. Hmm. Ya da dışarıda çalışan tek düze çalışan motor sesi. Beyaz gürültü işte zaten o evet. Abi benim yok. Onu. Benim istediğin ses hiçbir şey. Uyumak istiyorsam tak diye gidiyorum. Hemen uyuyabiliyor musun sen yattığın gibi? Yok. Ama o bana yok insanlara. Şöyle ben, bana yazar. Ya nasıl insanlarsınız siz abi ya? Benim de bir de şeyimdir ben. Öyle misiniz? Ama bilmiyorum. Telefon götürüyor musunuz? Yattım. Evet. Bak kolum buradan buraya oynamaz. Allah böyle de kalkarım. Allah. Ha şey mi? O benim de arkadaşım oraydı. Abi benim bir arkadaşım vardı. Bir de cam açık yatıyordu. Ama kışın bile hani -12. Bir kere onun evinde yattım. Sabah kalktım. Şey mum yaymışım aslında. Böyle kalktım selam diye. Böyle uykudan uyandım.
Abi çocuk. Mum yaymışım gibi anladım biliyor musun? Mum yaymışım. Parlamaya başlamışım buradan. Şöyle yapıyordu, böyle dudağını da böyle şey yapıyordu, parçalıyordu böyle. Böyle uyudu. Uyurken şöyle uyudu. Kalktı böyleydi. Birebir böyleydi. Şöyle bir insan mısınız? Diyelim ki beraber bir şey izliyoruz. Hı-hı. Ekrana bakmazsan hayatta izleyemem. Hepinizin evet. full dikkat ekrana bakmanız evet, lazım. İlgilenmen yani beraber lazım. Beraber diyelim evet, telefonla evet, şey yapıyorsun durdururum abi. Mümkün evet, değil. Evet, evet. Doğru. Doğru. Sinir olurum yanındaki şey. Bu arada yaparsın. Kendim şey de... diyorlar ya. Tuvalete gidiyorum sen devam et. Nasıl devam edeyim? Nasıl demek devam edeyim? Demek ki sevmedin şunu. Evet. Niye bana izletiyorsun? Evet. Hele bir de senin izlemiş olduğun, ona izletmeye çalıştığın bir şeyse çok aşağılayıcı bir şey ya. Abi, o tabii canım o böyle zaten bak, o ayıp artık da yani. Ben öyleyim ama ben de aynı şeyi yapıyorum. Tam tersini yapıyorum. Çünkü inanılmaz bir şey var. Yanda hep size var mı bilmiyorum. Bir iş yaparken yanında bir şey açık olmalı bende. Bir Twitch, YouTube. Hı, evet bende de öyle. Ve bu yüzden de 2-3 dizi dışında %100 pür dikkat verdiğim bir tane bir içerik yok. O da Westworld'tu. Yani böyle hani. O da zaten izlemezsen anlamıyorsun. Hani yani %100 bakmadan anlamayacağım bir şey yoksa kesinlikle arkadaş. Mesela bu yüzden ben Dark'ı izleyemedim. Almanca. Almanca çok çünkü dinleyemiyorum. Evet. Şey ben yapamıyorum. Yani arkada dublajı dinlemek istemiyorum. Almanca izlemek istiyorum ama altyazı okumayacağım. Almancam da o kadar iyi değil eskisi gibi. O yüzden de izleyemedim bütün diziyi atladım. Blue Eye Samurai'yi ben de hani İngilizce çok eğreti geldi. Hani her ne kadar batı yapım. Japoncası çok iyi diyorlar. Onu da ne diyorlar? Japoncası bayağı iyiydi bu arada hakikaten ama işte yani dinleyerek izleyemiyorsun maalesef ki öyle olunca. Abi bir şey söyleyeyim mi? O şey yapmayacağım, burayı çok yapmayacağım ama belirli bir süre anime izleyince yemin ediyorum bazı şeyleri anlıyorsun. Tabii tabii canım. Yani... Mesela kaç ne demek? Kaç mı? Yani kaç, koş. Koşarak kaç. Neydi lan? Ama duyunca anlarım ya. Bilemedim. Neydi? Ulan sana söyletmeye çalışacağım. Nigeru. Hadi bakalım. bu şey bölümde yine unmonetized. birini etkilemek için izletmeyi tercih ettiğiniz bir film var mı? Abi diyerek. peşin söyle. Ben sinema televizyon çıkışlı bir insanım ve filmlerin böyle şeylere kullanılmasına ayar oluyorum. Peki yani, delikanlı gibi söylüyor. Yeni filmler aldın sanat, bize gel sevişiriz sanat, de bitsin gitsin evet, yani. Sanat ne için işte bak. Öyle değil ama yani diyelim ki evdesiniz evet. Ve hadi bir şey izleyelim evet. Dendi. Ona göre seçersin de şunu göstereyim diye etkilensin. Orhan Bey hiç film izlerken sevişmediniz mi? Ya o konu diye bir durun sekse bir gelmeyin ya. Ama sen gel sekse gelme. Ben seks değildi benim derdim. Ama bak. Yapmadınız mı? Yine bir penis. Abi ikisini aynı anda yapmadım. Filmi bıraktım. Seviştim. Aa, sevişmeyi bıraktım. Işte, şöyle mi yapıyorsun? Saygı. Bir dakika. Hayır yani. Azdım. Çak. Öyle olmuyor ki oğlum o. Sonra nerede kaldıysam oraya geri dönüp tekrar oradan izliyorsun. Sekste mi filmde mi? İkisinde de gerekirse. Helal. Karım açıldı iyice. Olmuyor. Uğraşamıyorum. Oğlum benim ama şey çok net bir hikayem vardı. Çok da anlatmışımdır bunu. Bir kez hani bir Tinder date'imle sinemaya gittik. Aha. Ve ben filmi izledim. Çünkü çok kötü seçmişim filmi. Logan'a gittik abi. Film de o kadar iyi ki anasını satayım. Bir de kalabalıktı zaten. O da ayrı mevzu da. Yani. Oğlum senin siz bir de Tinder... sinemaya niye gidersiniz onu da zaten? Filmi izlemeye giderim genelde. Ama Tinder date'imle... Sen de merak ettin. Oğlum bunun Tinder profili çok iyidir lan. Profesyonel çekim fotoğraflar evet, falan böyle duruyor. Hiç öyle değil. Böyle duruyor. Bir de Fransızca. Hiç öyle değildi o arada. Çok az insanla eşleştim ve çok az date'e çıktım. Tinder yani ben de Türkiye'de öyle zaten. Öyle mi? Tabii. Reklam için mi? Okey, eyvallah. O zaman belki bildiğin zaman zaten Türkiye ortalamasının üzerine başına çıkıyorsun koydu. Yani. Tek başına. İnbrüj diye bir film var. Evet. Çok severim. İnbrüj bayağı iyi. 30 kere falan izledim. Var mı? Sürekli hanımefendiler izliyorum çünkü. Başka bir şey. Tek başına hiç izlememişti ben. Hiç bitirmedin ama ya Allah kahretsin. Yok. Ben sonuna kadar da izledim. Başka çevirisi var mı lan bildiğiniz? Ben şizofin şey bilmiyoruz hocam. İnbrüj diye bir şey var ya. İnbrüj. Çok iyi filmdir bu arada. Herkese tavsiye ederim. Aynen. Benimle izlemenizi. Çok sıkıcı. Çok güzel. Yok çok iyi film. Ya Brüj çok güzel şehir bu arada. Yani Belçika'ya gittiğinizde gezilecek yerlerden bir tanesi. O filmden Brüj'ü görmek istiyorum mesela. Ama gitmesi biraz zor. Ona göre plan yapmak şehir gerekiyor. Şehir tanıtımı gibi. Çok kolay ya şeyden geçiyorsun. Trenle geçiyorsun. Hayır trenden sonra bildiğim kadarıyla bir araçla gitmen gerekiyor. Bir buçuk saat. Biraz dışarıda kalıyor. Sen gittin mi? Gitti. Ben Interrail'dan Paris'ten geçtim direkt. Böyle Paris'ten değil. Yani, şimdi en son ya belki dönemsel bir şey de olabilir. Sezon olabilir. Dışında gidildiği için de olabilir ama en son giden arkadaşım hani trenden sonra Interrail değil de Interfly mı? Interfly'la Belçika'ya gidip o şekilde gittiklerini anlatmışlardı onlar. Belki onlardaki gidecek şeyler konuşuyorlar. Korku filmi en iyisi arkadaşlar böyle şeyler. Çünkü adrenalin
heyecan, yani üst ben, düzey yok mu sizde? Ben hiç kendim de izleyemiyorum. Korku ama oyunu da oynayamam, izleyemem de. Orhun Bey. Adam izlemek istiyor ama işte. Ha, ben korkuyorum. İzlemek istiyor. Ya benim götüm yemiyor, anlatabiliyor muyum? Ben korkuyorum. Harbi mi lan? Korkabilmek yani şu seviye korkuyorum. Uyuyamam. Ha, aa, rahatsız ediyor. Oğlum niye korkuyorsun ki? Onlar mesela diyelim ki onlar gerçek değil. Hayır, onlar gerçek değil. Mesela atıyorum Veronica diye bir film var, tamam mı? Kızlar lisede cin çağırıyor, tamam mı? Bir şeyler oluyor falan. Oğlum sen lisede değilsin, kız değilsin, cin çağırmadın. Evet, ama yalnız yaşıyorum. Tamam ama sen oğlum, o şeylere bulaşmadın. Ondan sonra şöyle peki, oluyor. Hani yatıyorsun ve dolabın sesi geliyor dışarıdan. Evet, sesi geliyor. Televizyon bütün çıkıyor. Sesleri duyuyorum oğlum. Hayır, yani. Peki şey yaparken, salon ışığını kapatırken ve yatağa koşarken bir yani bir hızlanma oluyor var mu? Oğlum bak defalarca ya bunlar insanlara söylemekte utandığın şeyler ama bunlar başıma geldi. Mesela bir keresinde şöyle bir şey oldu. Yatıyorum ve kesinlikle içeriden ses geliyor abi. Yani gelmiyor olma ihtimali yok. Korka korka kapıdan çıktım. Şeyleri kilitledim. Camları indirdim. Oh. O kapıların üçünü de kilitledim yani. Salonu kilitledim. Ya, arayı kilitledim. Odamı kilitledim. Abi bak. Hayalet abi. Bak, hepsini pardon, kilitledim. Yani. Gittim yattım. Sonra şöyle oldum. Eğer şu an içeri biri girerse ben nasıl kaçacağım? Kaçamazsın. Fobiniz var mı? Var yükseklik. Çok böyle çok direkt sağlam yükseklik. Böyle. Yükseklik. Çok yüksek. Çok hayır, yüksek. Çok oyunuz ama çok yükseklik. Yükseklikten çok korkuyorum. Şeyde Ankara'da mekanın kulisi yok, tamam mı? Sahnenin arkasından yangın merdiveninden çıkıyorsun sigara içme alanına. Hı hı. Ve yangın merdiveninin iki katı ineceksin ve uçurum. Ve yangın merdivenlerini biliyorsun böyle aralıklı görüyorsun falan. Çok fenaydı benim için. Ya benim... Sen şeyden bu arada yükseklik aynı ben de yaşadığım için sallanma. Hı. Ya herhangi bir şekilde bina salınımı yapıyorsa uzun olduğunu yapıyorsa mecburen. Bembeyaz oluyorum. Böyle direkt hissediyorum onu. Minicik bir şey olsa bile. Benim yükseklik korkusu da var ama benim asıl en büyük korkum doktor fobim var benim. Aa. Yani hastane ve doktor. Bunun en üst noktası da dişçi. O yüzden de hani dişçiye gitmemek için elimden geldiğince sürekli dişlerim. Ama birkaç sene evvel dişçiye gitmek zorunda kaldım. Benim 20'liklerim 20 yaşında problem çıkartmadı. 30'dan sonra problem çıkarttı. Kader. Ve bunu çektirmem gerekti. İnanılmaz bir ağrı. Gittim dişçiye. Beni yatırdı. Ben bu arada fobim şu seviye. Ağzıma daha ayna soktuğundan ben oluyorum. Allah. Daha aynada. Paylaştın neyse değil abi mi bunu önden? Ben çok tabii korkarım şudur falan, tabii falan diye. Abi baktı. İşte dedi ki bunu çekmem lazım. Ey çekmek de en şey. Beni abi, bayıldı. İğneyi vurdu. İki. Hissediyorum. Üç, dört. Artık yani ağzımı hissetmiyorum. Müptelası oluyor bir yerden sonra. Onu açtı böyle. Parça parça çekti. Abi daha ilk asıldı. Karnına yumruk attım. Aa, hissediyor evet muydun lan hakikaten? Ya hissettiğimi düşünüyorum. Yani dar şeyi böyle hissediyorsun. Şey, çekişi hissediyorum. Refleks evet. Korkudan. Yani. Dedi ben bunu böyle çekemem. Bayıltayım. Geri dikti. Aa. Ne? Dedi ki bir hafta sonra gel. Daha da kötü bitti. Niye? Sana yazar. Bir hafta sonra geldim. Anestezist getirmiş. Ama şey okay değil. Komple biliyor musunuz onu? Aktif bayıltma diye bir şey var. Nasıl lan? Buradan bir şey veriyorlar. Bilincin açık. Oh, hiçbir şey hatırlamıyorsun. Oğlum çok kork ama acıyı çekiyorsun o sırada falan. Öyle film vardı. Bak beni bu yani ben 2 dakikada gittim. Çekmişler bırakmışlar. Ben sonra kendime geldim. Oğlum bana bir video izlettiler. Bir de daha bak sen benim karnıma tekme atarsın diye videoyu çekmişler. Bak solak diye. Şöyle bir şey yaşanıyor abi. Çekiyor ve diyor ki bitirdik Allah'ın izniyle. Ben böyle yapıyorum. Bir şey oldu herhalde deyip ağzım yıkanıyor falan. Ben ateistim yalnız. Allah'ın izniyle demezsek. Bu sefer geri koyuyor kapatıyor değil mi? Öyle değil inançlıymış. Ben bunu böyle çekemem deyip. Benim başıma felaketler gelmeye başladı arkadaşlar. Hayırdır inşallah. Şöyle ki. Bunlar da bugünlerden penis böyle, yapıp durmasan gelmeyecek. Yeri gelmişken evet yani. Neyse. Günler önce bilgisayarım bozuldu. Ve bilgisayar bir yayıncının her şeyidir. Muhakkak. Götürdüm. Hala serviste burada. 2 hafta oldu. Sonra projeksiyonu fişe takarken fiş patladı elimde. Sonra dişim kırıldı. Aa. Tabii şu an kırık ve diş etim şu an aşırı şişkin ve ağrıyor. Yarın dişçiye gideceğim. Bugün mecbur gidemedim. Sonra... Sen bir şeyler musun daha oldu. Sen bir Merkür retrosuna girmiş gibisin. Sonra Ankara'ya gittim, geldim. Zaten o bile bir felaket. O da bir felaket. Ankara'ya gitmek, Ankara'ya düşün gitmek yani. Bir sürü şey geldi. Ben bu aralar böyle bir mental çöküşteyim. Çöküş değil de böyle depresyon gibi değil.
Ama böyle şey gibi ya. Yapma, hiçbir şey istemiyorum. Anladın mı? Anladın mı? Yapmayalım. Oturalım baba. Hiçbir şey yapmayalım. Var mı öyle dönemleriniz? Ben buna... Olmaz mı? Kendine... Mesela yayına girmeden evvel böyle oluyor musun? O yüzden dün story attım, bilmiyorum gördünüz mü? 4 gün ara verdim. Çünkü hayatımda ilk kez yaptım. Vicdan azabından ölüyordum bugüne kadar. Ama çok mesaj geldi. İçimi rahatlattılar. Abi 4 sene sonra ilk kez 4 gün ara verdim tatil dışında. Ben de hiç çok mesela. Çünkü ihtiyacım var. 4 gün ara verdim. İnsanları eğlendirebilecek psikolojim yok şu an. Ben 5 yıl önce en son tatile gittim. Orada bile telefondan yayın açtım. Haklısın. Ama bu mental bir problem yani. Biliyorum. Ben tatil yapamıyorum işte bu yüzden. Ama... verdim. Sizde var mı? Mesela ben buna Eren Aktan reglisi diyorum. Erkeklerin de reglisi varmış, bunu konuşalım. Buyursun. Peki. Konuyu bu tarafa çevirince ben söyleyeceğim her şeyi unuttum. Var mı böyle mesela 2-3 ayda bir böyle bir şey yaşarım gibi? Ben yaşıyorum. Yani Arda Pesan gibi değil ama hani böyle. Ama o anlattı ya zaten. Ben dışarıda varoluşsal krizler yani metrobüse yaşıyorum. Metrobüse yaşıyor özellikle. Ama yok, o sosyal anksiyete. Evet, yani biraz sosyallikle alakalı bir şeydi ama aynı şey tabii ki yani, YouTuber tarafında çok olan bir şey. Burnout mevzusu. Hani sürekli bir şey noktasına geliyorsun. Yani bir şey yapmak, yaratıcı bir şey yapmak. Sikko bir video bile olsa o bir üretken, üretici bir şey ya. Bir yerden sonra o şeye dönüşüyor senin için. Hani sürekli nefes veriyormuşsun gibi geliyor. Bazen de nefes alman lazım abi. O nefes alma noktasına ben de çok geliyorum. Ama onu ben şöyle çözdüm. Ben aslında şu anda öyle bir dönemdeyim ben de. Seni çok iyi anlıyorum o yüzden. Ama orada şeyi rutini kırarak ben onu çözdüm. Şöyle yani sana nasıl bir tavsiye veririm o konuda hakikaten bilemedim yayın tarafında olduğum için ama ben normalde böyle Sikko hani her hafta bir video çıkacak diye listeler yapıyorum. Yani Sikko'dan kastım şundan ötürü Sikko geliyor bana buna. Bunlar belli araştırması olan oturudan çekilen. Sikko counter yapalım mı şöyle bir tane? Ding ding. Ya iyi içerikler, iyi de izleniyorlar. Onlarda bir sıkıntı vesaire falan yok. Ben de memnun da oluyorum ama bunlar artık hani rutine binmiş, üretmesi biraz editoryal olan bir taraf. Kreatif yanı çok fazla yok. Araştırıyorsun, bakıyorsun, oynuyorsun, ediyorsun ama onunla alakalı bir şey söylüyorsun şeklinde. Onu öyle döneme girdiğim zaman o haftanın videosunu böyle hani ya işte konusu da geçti. Sinema televizyon çıkışı değil mi? Hala daha böyle içimde çok fazla sinema sektörüne çalışamamanın getirdiği böyle yaratıcı tarafta bir şeyler yapayım. Değişik bir şey deneyeyim hani çok iyi olmasa bile deyip. Beni böyle birazcık değişik olmasıyla tatmin eden. Mesela evde bir video çektim. Kısmet olursa yayınlayacağım bu şeyde. Bir GTA videosu ama GTA yok mesela. Anlatabiliyor muyum? Mantar, evde bir şey çekiyorum. Yemek yapma sebebim de biraz o. Oturup mesela dertleşme sebebim de biraz o. İçim yani o tarz bir yere çıktığım zaman, o rutini kırdığım zaman hem içimdeki o üretken şeyi, içgüdüyü tatmin edebiliyorum. Hem de bir şey yapmış olduğum için o hani ya bir şey yapmadım yani. Çünkü mesela şunu yaşayacaksın, kesinlikle panik olma. Geri döneceğin zaman abi 4 günde yapmadık. Panik olma. Aynı izlenmeyeceğim belki ya da işte evet, aynı var abone, abone benimki o işte ama. Aynı performansı gösterebileceğim de olabilir. Sayıyla alakalı olmak zorunda değil. Bunu yaşadığın zaman panik olma. Hiç öyle bir şey değil. İnsanlar seni bekliyorlar, seni seviyorlar ve abi sanki yani beni o an seviyorlarmış gibi. Yani sanki yıllardır izlemiyorlarmış gibi. Ben bugün yayın açmazsam abonelerim gider. Ayıp olacak. O prime'ı o gün başkasına basarlar kesin. Ayıp abi olacak. Yayının problemi o. Yayıncılık da var mı? Yayın açsaydım bana ne kardeşim. Bu arada bak o dedin ya hani farklı bir şey yapma. Bu mesela hem crossover hem de farklı bu aralar YouTube şeyi benim o işime yaradı. Çünkü elinde sonunda o i̇şte tek düzeylik çok öldürüyor. Yani ben de işte o burnout'u 3 ayda bir tane böyle geçiriyorsun. Bir de tam böyle dönemde üst üste geliyor. Sam senin mesela bu olay şansına hani denk gelmiş ama böyle işler bilmem neler üst üste biniyor. Bir şey yanlış gidiyor. PC bozuluyor. Bir şey oluyor. Patlıyor. En son Allah kahretsin. Lan ben düz durup duvara bakacağım. Ya aslında ben zaten bayağıdır böyle bir şeydi. Bunlar bahanesi üst oldu. Üst üste gelmiş patlatmış. Arada durup bir okey bir dinlenmek lazım. İşte tabii ben canım. De dinlenmek yerine daha farklı bir şey üzerine çalışınca ben şöyle şuna geliyor. Vurdum. 3 gündür evi boyuyorum. Ha sen öyle bir tabii. Şey başladın. Evet. Oğlum mis gibi işte. Deli gibi gecenin bir vakti yeri süpürdün. Evet. Evi boyuyorum. Size anlatayım dün başıma geleni. Ulan şimdi benim bir duvarım gri, tamam mı? Tamam. Diğeri de güzel gri. Mi? He? Güzel. Ben de gri iyi renk bu arada. Benimkisi... Bu arada yani aydınlatmayı da düşünüyorsanız arkadaşlar gri çok iyi renk. Projeksiyon sisteminden vazgeçtim. Projeksiyonu iade ettim, son aldım. Çok güzel bir televizyon aldım dev ekran, tamam mı? Vay vay. Sonra kardeşim ay bak bir de bana. Lan üstüne 10 bin falan koydum aldım. Oğlum önceki yıl kaç paraydı ki? 150 falan herhalde. Yani işte öyle bir şeydi yani. Wow. Ya var ki harcıyoruz kardeşim. Sen sus be adam, Allah kahretsin. Yeter kaç hafta MacBook tanıttın burada. Bizim canımız çekmedi. MacBook bedava geldi. Ha bak. Neyse. Abi evde şimdi gri boya bitti. Tamam mı? Gri boya yapmam gerekiyor.
Nalbur, açık nalbur bulamadım akşam 8. Gri boya mı yapman gerekiyor? Evet. Beyazla siyah. Evet. Bauhaus'a aynı geliyorsun. Bauhaus'a yakın evet, oturuyorsun. Bebeğim, bebeğim bir dakika, akşamın 9'u falan. Bauhaus ona kadar açık. Evet, aklıma gelmedi Bauhaus. Tamam. Tamam, ayrıca ayrıca geçeceğiz. Sabah devam et. Evet. Sabah burası vardı. Ben de orayı bitirmem lazım. Çünkü azdım o. Ama bunu anlıyorum. Ben dün gece 2 depoyu düzelttim. Niye hiçbir fikrim evet, yok? Abi, o ne biliyor gece musun? Gece 1'de geldi bir de bu yani. Allah şey kahretsin depoyu düzelteyim. Bunu bulmam lazım. Güvenceye ineyim. Bizim yangın merdiveni var. Oraya insanlar bir şeyler atıyor, tamam mı? Dedim ki biri illa bir badana atmıştır oraya yani. Bir bak bak. Çalmayacağım ama. Ben çözüm abi ihtiyacım kadar alacağım ya. Kendime kadar çalmayacağım ama şey düşünüyorum. Ulan kamera var mıydı orada? Abi not bıraksaydın evet, alıp evet, yani. Evet yani. Aldım, yok, yöneticiye söylerim, parasını veririm. Sorun değil. Neyse indim yok. Gittim güvenliğe, dedim ki apartman görevlisi arayabilir misiniz? Var mı işte gri ya da beyaz boya? Aradılar, yok. Markete gittim, dedim ki siz burayı yeni boyattınız. Gördüm çünkü yeni açıldınız. Kalan boya var mı? Abi dedi yok. Evde bir boya yaptım, tamam mı? Nasıl? Bak şimdi. Boya yaptım. Nasıl yaptım biliyor musun? Çok hızlı atladık bir, oraya çünkü. Bir mavi boyam vardı yayın odası için. Bir de yeşil boyam vardı. Karıştırdın ha. Bir de beyaz azıcık vardı. Ben onlardan gri olmalarını umarak... Renk teorisi oyunu o anda şey değil. Sikti lan bok olurum. Duvarı müthiş boyadım. Sabah 8'e kadar. İlk başta gri gözüküyordu Orhun Bey. Islakken öyle gözükür. Müthişti. Çünkü ışık yok. Duşa girdim. Bir çıktım. Böyle olmuşum. Böyle olmuş. Şimdi dönerken gri boya alacağım. Ve bu off daylarımı boya yaparak. Ama o rengi boya hepsini. Evet ama güzel o zaman da kız arkadaşım bu ne amına şey. Şey oldu mu sabah böyle mi dedi? Dedi. Ah. Yıkıldım görünce dedi. Ay. Seni değil mi? Evet. Bir taksiyle geldim. Bakın adam telefonda işte aradı. Müthiş konuşuyor, tamam mı? Hatta dedim ki yani CEO ile mi konuşuyorum ben hani ya bilmem ne arşidikü falan. Öyle o kadar terbiyeli o kadar ki. Oh dedim ya rahat gideceğiz yani düzgün sürecek falan. Bindik, hoş geldiniz efendim tabii ki şöyle falan. Abi şeyi açtı, teybi açtı. Oh dedim böyle 80'ler 90'lar en iyi rock müzikleri. Beğenme değiştirdi de geliyor. Çok güzel jazz falan. Bir yola çıktık arkadaşlar. Bakın ben hayatımda bu kadar kötü süren biri görmedim. Yani bak öndeki arabaya bu kadar gidiyor. Öndeki arabanın durmamasını diliyor. Ve nasıl yapıyor biliyor musun? Giderken temenni ya, turizm. Bir de sağa ya da sola kırıyor. Oo. Arkadan kimsenin gelmemesini umuyor. Sinyali direksiyonla birlikte yapıyor. Yani kırarken. Oğlum kaç kere kaza atlattık lan? Böyle silme geçtik. Rica ettin mi? Böyle sürmemeseniz acaba? Etmedim. Ben etmedim. Çekiniyorsun değil mi? Bazen yapıyorum çok şey yapınca. Bugün sadece kilitlendim ve ölmemeye tutunma, denedim. Tutunarak böyle. Abi bir de telefon açtı birine. Kaza yapmış daha bugün sabah. Benim suçum yoktu falan diyor. Kesin vardı bu arada. O belli bu yani. Kadar düzgün konuşan, düzgün güzel müzik. Benim suçum şeydi. Benim suçum yok durmasaydı. Evet Allah niye fren yapmış ki? Yani, kırmızı ışık yanıyor. Hani dışarıdan düzgün gözüken insan nasıl bu kadar dandik? Abi ben sana net söyleyeyim. O muhtemelen hani maddi şeyden sıkıntılardan ötürü yeni şoför olmaya başlayan birisi. Yani hani daha bozulmamıştı. Nazik davranıyor bir. İkincisi kötü kullanıyor yani. Ne oldu? Telefonlarında bir sistem var. Bu grubu nereden buldunuz? Kim sizi tavsiye etti diyor, tamam mı? Tamam özele gelin. Şimdi size kabul yapacağız diyor. Tamam mı? Tarikat mı? Sen taksiciler böyleymiş değil mi? Kurallarımızı biliyorsun değil mi? Gruptan kimseye bahsetmeyeceksin. Taksi kulak bu. Sen bayağı bildiğin Fight Club'a girmişsin. Müşteriden işte belirtilenden fazla para almayacaksın. İşte bilmem ne yapmayacaksın. Kurallarımız bu. Aa düzgün taksi cemiyeti. Oğlum bunların bir şeyi varmış. Bunlar. Grubu varmış. Birbirlerine tavsiyeyle bir gruba giriyorlar. Kimsenin konuşması yasak. Edepli taksici liderler dışında. Yok abi. Pazarlıklı taksiciler grubu. Şöyle arıyorsun. Diyorsun ki ben... Aklıma yatan proje. Ben Sabiha Gökçen'e gideceğim diyorsun. Ha tamam şey. Oradaki bir taksiyi bağlıyor. Fiyatta indirim yapıyor. Gönderiyor falan. Böyle ekipleri var heriflerin ya. Bu arada yani... şey çok mantıklı geldi bana. İstanbul'un tamamı taksicilerden şikayetçi ya. Evet. Bazı taksicilerin bir araya gelip arkadaşlar kaliteli ve düzgün hizmet verebiliriz. Gelin biz bir ekip olalım ve insanlara iyi hizmet verip tanıtımımızı yapalım. Onun için taksicilerin düzgün. Birbirimize referans olalım. Bakın ben böyle bir hizmet verdim size. İsterseniz telefonumu alın. Ya, app'ler bu arkadaşımı da biz size şey yapabiliriz ya. Falan evet, gibi. App'ler şu an çok kötüler. İlk çıktığında tam böyleydi. Sonra taksiciler.
Oğlum bazı iyi akşamlar... Tabii bunu yapmak isteseler 3 taksici falan çıkar. İyi akşamlar bile demekten çekiniyor. Be sığır be öküz be. Bir merhaba da ya. Ya bilerek hani selamun aleyküm falan diye giriyorum öyle tipler olduğu için. Ya öküz ya. Ya para veriyorum ben sana. Tamam hani arabanı kiralamıyor. Adam da sekülermiş değil mi? Selam falan yapıyor. Yani o yüzden ters tekmiyor. Hani şey, bir Allah'ın selamını ver kardeşim. Tamam, köle mol beklemiyorum yani de bir insanlık ya. Tabii. Normal konuş benimle be abi. Bir de ben, evet. Bu ana kadar nasıl hayatta kalıyorlar ona şaşırıyorum. Ben bindiğimde çünkü az sonra kaza yapacak gibi sürüyor ya. Yıllardır abi, nasıl hayatta kalıyor? Şey de öyle. Kaldı? Ben bunu burada anlattım mı hatırlamıyorum ama dolmuşlar da öyle. Hmm. Yani şey mesela Kadıköy, Bakırköy veya Kadıköy Taksim'e bindiyseniz direkt uzay zaman bükülüyor. Yani köprüde falan trafik var. Bir şekilde o adam 20 dakikada Kadıköy'den Taksim'e tabii gidiyor. Taksim ama yani falan da öyle, öyle bir makas yok. Yani böyle atıyor. Çapraz giriyor. Ve o sırada işte evet bir de o sırada şey de çok iyi. Adamın önde iki telefonu var bu arada. Birisinde okey oynuyor. Birinde telefonla evet konuşuyor. Elinde sigara var artık yok gerçi. Arkadan gelmeyen parasını vermeyeni gözlüyor. Rencide etmemek için arkadan vermeyen kaldı mı diyor. Hani böyle şey yapmıyor. İlk uyarısı böyle kaldı mı, ikincisi siz vermediniz. Direkt kalk. Ondan sonra o parayı alıyor. Tam parayı sayıyor. Bitince de bütün parasını sayıyor. Böyle bir şey yok. ADHD yok. Bütün yok parayı yani sayma gibi evet bir şeyleri var ya. Oh. Yalayarak ha. Oh. Parayı yalıyorlar ya. Oh bir 5 daha ver. Ulan bak aynı sesi o da yapıyor şu an. Ne oldu alındın? O bağlamına göre yaptı. Kaza o yüzden çok şey yaşadınız mı? Evet. Çok küçük ama. Benim de. Ben de. Benimki de çok. Küçükken ben dur, küçük bana bir araba çarptı. Aa, sana. Ha, sen tabii yayasın. 8 veya 9 yaşlarındayım. Ankara'da yaşıyorum o dönem. Hı-hı. Evden yeni yeni mahallemden ha, dışarı çıktığım şeyden. Böyle Ankara'yı bilenler için söylüyorum işte. Karum'a gideceğim. Hı-hı. Bir alışveriş merkezi. Benim de böyle bir 8-9 sokak öteme denk geliyor. Bu arada Ankara deyince AVM'ye gittik. Evet, yani ne yapacağım fark etmeyiz. Ya oğlum Çankaya çok güzel. Ben değil son gittiğimizde çok beğendim ama bir tane orada cadde var. Geliş gidişli. Karşıya geçeceğiz. Duruyorum. Arkadaşlar geçti. Ben de geçtim. Ortada durdum. Araba geldi. Aha dedim. Üzerime sürüyor. Ay. Geriye bir adım attım. Ya arkadan gelen taksinin aynası vurdu. Ay. Ben havada takla attım. Aynayla. Tabii. Ay, böyle ama yani yandan koydu böyle. Ha. Hızlı gidiyordu herhalde. Hemen durdu. Ben işte şey yere düştüm. Herkes durdu yanıma geldi falan. Taksici geldi. Oğlum hiçbir şeyim yok. Çok net hatırlıyorum. İyi misin diyorlar. İyiyim diyorum falan. Abi kenardan bir adam geldi. Ayı gibi. Böyle yaptı bak. Çocuğa krize girmiş çocuk. Çekilin dedi. Bir koydu bana. Oğlum bak boynum gitti geldi böyle. Ciddi mi lan bu? 3 hafta beni şeye aldılar. Köpek gibi taktılar bana boynumu. Böyle kaldım. Şerefsize bak ya. Adam burası varmış. Çocuk krizde deyip. Finişim. Ama ben bak, hatırlıyorum yani çünkü konuşuyoruz. İyiyim abi diyorum ben. Sorun yok diyorum yani hiç. Adam Allah'ın belası. Niye vuruyorsun bana? Geriden gelmiş. Hayır, gerçekten evet. Hani araba da sağlam vurmuş olsa hani arabadan ötürü de bir sakatlığın olsa öldürecek. Öyle abi yani sen niye vuruyorsun çocuğa? Abi çok hiç beklemiyordum boşluğuma geldi yemin ediyorum. Senin de boşluğuna geldi. Benim de boşluğuma geldi bu arada. Ay bir de boyunluk takmışlar. Böyle yaptım oğlum böyle dönemiyorum ben. Soranlara da araba çarptı diyorsun anlatamıyorsun ki anasını satayım. Bunu alıp okula gittin mi o boyunlukla? Gittim tamam tabii ki. Nerede o çok gideceğim kötü bir şey değil mi? Yani çok o kötü. O da çok kötü şey de çok kötüydü. Bir kere de ayak tırnağım kırıldı benim. Koltuk taşırken ayağıma koydum böyle. İşte onda da tırnağı çektiler. Ay. Terlikle gidiyorsun okula. İğrenç bir şey yani. Tam bir. Oğlum bir süre okula gitmeyince gitmek çok çekindiriyordu. Abi, çünkü her şeyden geri bak, kalmışsın. Gitmemek değil, samimi ortam gitmiş. Hasta bir şekilde gitmek daha çekindiriyor. Ben mesela köprücük kemiğimi kırdım. Basket maçında bizimkilerle oynuyoruz. Çelme tak. Topu düşürdüm. Topun üzerine sektim böyle. Ay. Ve ben 10 dakika daha oynadım basketi bu arada. Fark etmemişim. O kadar acı eşiğimi geçmiş ki acısı. Oynadım. Sonra Allah terliyorum ama sıcak değil bu ter. Böyle soğuk soğuk terliyorum. Gittim revire. Buz verdi tabii ki de. Bir şey yok dedi. Minoset vermiş böyle. Ben buyur de, canım. Ben diye de dedim ki oynatamıyorum. Bence bir bakayım. Gittim Alman hastanesine. Böyle ev kurmuşum orada. Ay. Kemikten. Böyle kurmuşum.
Abi şey oluyorsun. Renderlanamayan NPC oluyorsun böyle. Böyle bir şey takıyorlar sana. Böyle böyle T-pose geziyorsun. Kırılmadı T-pose, falan. Bak T-pose yataktan böyle kalkıyorsun. Dikine kalkıyorsun. Böyle İsa'sın sanki. Böyle. Abi çok kötü bir. Çünkü okulda T pozuyla dolaşan bir çocuksun. Yani taşak geçirmeyecek bir konu değil. Anneciğim öpüyorum. Her şeyimi de anlattım diyecek. Kötü de anlatmak istemiyorum. Dünya ya? Evet tabii. Evet. Her şey oğlum. Her yayını izliyor. Ha. Her videomu izliyor. Oh ne güzel. Yorum yapıyor mu? Onda yani video altlarına eskiden yorum yapıyordu. Ben dedim ki artık yapmıyor. Ya benimki hala yapıyor. Yani. Ama her şeyi izliyor. Seni çok seviyorum. Yani bu da şaka olsun diye anlatıyorum. Bisiklete biniyorum çocukken ve benim bisiklete binmemi hiç istemiyordu o. O annemin iş yeri. Ne onu da hani zaman geçsin diye ben bisikletteyim. İnanılmaz dik bir yokuş var böyle. Benim de bisikletin frenleri yok. Ne yapıyorsun ayağını mı? Ayağımı hani arkaya bastırarak. Ölmeye çalışmışsın çocuk yani. Uçarak iniyorum tamam mı? Nasıl kırmadınız lan hiçbir yerinizi? Abi böyle yan yaptım. Araba önüme çıktı. Uf. Korktum. Daldı ben uçtum. Yerde sürüklendim. Ay, arabanın altından mı geçtin? Yok yanından. Yanından geçtim böyle yan yana geçtik. Ayağa kalktım. Bir şeyim yok. Bacak o adam. Bu adam. Tokadı mı koyar? Bu sefer yumruk mu? Ne yapıyorsun lan sen? Niye? Yani, aynı adam. Bacak bu kadar açılmış. Ay. Yarık. İçinde taş falan var böyle. Ben ağlayarak annemin işte emlakçıydı. Emlak dükkanına çıkıp böyle diye. Oğlum annem beni öyle gördü ya. Ağlıyorum falan. O da tabii korkudan. Bir tane koydu. Bu çocuğun kaderi bu ya. Aynen. Dedi ki. Şoktan kurtuldum. Niye? İşte böyle bisiklete biniyorsun falan yani aslında şey ama o da korkudan yani kıyamam. Hani... Sen beni niye böyle kötü gösterdin diyecek ama şimdi. Ama olmadı şimdi. Hani... O adamı da annen tutmuştu. Oğlum sonra Korkut beni bir daha bisiklete Kur'an'a el bastırdı bir daha bisiklete binmeyeceğim diye. Bindin mi? Bindim. Çünkü ateist. Lan benim süper gücüm var. Hadi bakalım. Ve bu yani kötü bir süper güç. Ben... Ya bu arada benim çıkarım. Hiçbir zaman doktora gitmedim yani şey yapmasın. Ben bence derin uykuya dalamıyorum. Şöyle ben hayatım boyunca hiç rüya görmedim. Hiç. Hatırlamazsın yani, görmüyorum. Hiç. Ya da görüyorum ve hatırlamıyorum. Çok güzel bir şey. Bir tane hatırlarsın. Yani. Çok güzel yani bir benim, şey. Bak işte derin derin uykuya daldığın zaman rüya gördüğün rüyaları hatırlamıyorsun. Sen hani derin uyumuyorum diyorsun ve rüya görmüyorum diyorsun. Bir çelişiyor burada.